Selam, ben Kıvan Çökten. Bildiğiniz gibi Furkan Er bugün İspanya'daki Big Man Weekend Pro'da yarışıyor. Şu anda yarışmanın pre-judging'i bitmiş durumda diyebiliyorum. En azından men's fizik kategorisi için. Ve şu anda elimde olan sadece iki fotoğraf var. O da yarışmanın fotoğrafçısının Instagram storylerinde paylaştığı. Az sonra göreceğiniz önden ve arkadan ilk call-out esnasında çekilmiş iki fotoğraf. Bildiğiniz gibi Romanya Pro'da Furkan Er pre-judging'de en ortaya yerleştirilmişti ve yarışmanın sonunda da ikinci olmuştu. Yani şu anda baktığınızda kendisi ilk call-out'ta en sola, en dışa yerleştirilmiş durumda ve buradan kendisinin bugün yarışmayı kazanamayacağına dair bir fikir edinebiliriz. Muhtemelen ilk altı içinde yer alacaktır ama ilk call-out'un en ortasına yerleştirilen 3 ismi tahmin videomda doğru tahmin etmişim gerçekten de. Romanya Pro'yu kazanan İtalyan Alessandro Cavagnola, Romanya Pro'da 4. olan yine başka bir İtalyan Daniel Lyon ve Romanya Pro'da 6. olan Emil Walker İngiliz. Bunlar yarışmayı şampiyon olma adayı gibi gözüküyor. Bu 3 isim yerleştirildikleri noktaya bakarak ilk call-out'ta. Bana ilginç gelen Romanya Pro'da ilk 16'ya giremeyen ve bugün baktığımda 2 hafta önceki formlarından çok da farklı gözükmeyen Jeffrey Darko İngiliz. Hemen Furkan'ın yanındaki turuncu şortlu. Ve yine İngiliz Omar Süleyman'ın, o da beyazlı ve grili şortlu. İsmail Martinez'in yanındaki. Bu ikisinin ilk call-out'ta bu ortaya en yakın iki isim olması. Yani 2 hafta önceyle şu anda ne gibi bir fark var da bir anda ilk 16'ya giremezken ilk call-out'un ortasına yakın, hem de Furkan'dan daha yakın bir konumda yer alıyorlar. Men's fizik kategorisinin gerçekten beni en sevmediğim yanı bu kararlardaki tutarsızlık. Yani yarışmadan yarışmaya ne olacağını gerçekten tahmin etmek çok zor. Mesela Romanya Pro'yu kazanan Alessandro Romanya Pro'dan bir hafta önceki Prag Pro'da 14. olmuştu. Yani bir hafta içinde ne yaptı da mesela son call-out'tan IFBB Pro League'de yarışma kazanacak forma geldi. Bunun gerçekten cevabını bulmak hakemlerle görüşmeden gerçekten çok zor. Dışarıdan bakan bir amatör göz olarak anlamak çok zor. Ama neyse, yani şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Şu anda bizi ilgilendiren Furkan Er'in ne yapacağı ve Furkan Er şu anda ilk call-out'un en dışında olduğu için yarışmayı kazanma ihtimalinin şu an için düşük olduğunu söyleyebiliriz. Finaller bittiğinde, sonuçlar açıklandığında tabii ki ayrı bir videoda yapacağım. Şimdilik bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşeceğiz.